Ben seninle izlemek istiyorum diyecek. Onu bildiğim için ona göre davranıyorum. Balaska da şunu yollamıştır. Ya da şunu diyen de var ya, ben onda da izlemeyi seviyorum, sende de izlemeyi seviyorum, aç izleyek diyen de var. Ama bazı arkadaşlar biraz yani art niyetli ama takıldığı için. Böyle bir krem olsun. Okuyacağım, okuyacağım maddeleri. Bir şey değiştirmek ister miydin? Bak genelde Beyaz Show'da izleyicilerin sorduğu sorular hep şey. Ya bak genelde ünlülükle ilgili şeyler. Ben şimdi bu programı izlediğim zaman bu sorular geldiğinde ulan ne saçma, komik sorular ama ne saçma sorular ya falan diyordum. Şimdi yayıncılığa başladıktan sonra gelen soruları görünce dedim ne kadar düzgün sorularmış bazı şeyler. Daha ilk izleyiciyle sohbetliğini yaptığımızda gelen ikinci soru abi kaç santim olunca aa dedim ulan eski günler ne güzelmiş lan sorular morular. Dün izlerken de o büyüye kapıldım, böyle hepimizin bildiği sevdiği ünlüler ortada oturmuş, çevresinde yüzlerce insan. 3 saat goy goy muhabbet ayarında sohbet yapıyorlar. Hani onu özlemişim yani. Ve bir hakkım var. Bir şey yapacaksın. İster miydin böyle bir şey? Yani aslında kendi hayatımdan memnunum. Ama tabii çok ütopik şeyler istemek de hani şunu yapardım ve dünya değişirdi demek o kadar zor ki yani. Çünkü bunu Valaska attı bu arada. Niye attı bilmiyorum. Güzel herhalde. Fazla ütopik. Fazla ütopik. Evet, istemek için fazla ütopik. Sen Emine? Ha, şimdi düşündüm ama bilmiyorum gerçekten. Eğer böyle bir şey olsaydı böyle insanlara yardım ederdim. İnsanlara yardım ederdim. Evet, öyle bir krem sürürdüm yani mesela. Kremsiz yardım edemiyorum diyorsun. Bu hanımefendi Mustafa Sandal'ın eşi miydi ya? İnsanlara yardım. Hayır, öyle bir krem normalde olsa diyorum. Normalde yardımsever biri değilim ama ancak hayır, hayır. Krem çıkarsa yardım ederim diyorsun. Hayır. Abim bir gün Beyaz Show başlar seni konuk. Ya oğlum ben eskiden böyle bu tarz programlar izlerken şeyi hayal ederdim böyle hani çıksam orada kitlenir miyim, konuşabilir miyim? İşte bazen seyircilerden birilerini alıyorlardı. Böyle heyecanlanıyorlardı. Ben de onun hayalini kurardım. Ulan ben çıksam oraya acaba ne kadar sıçarım altıma, ne kadar titrerim diye. Hep oğlum hepimiz bir şeyleri izlerken neleri hayal ediyorsak onları hayal ederdik. Ki ben 3-4 sene önce biliyorsunuz 300 Spartalı döneminden denk gelen vardır. Beyaz abi yayında beni aramıştı. O zamanlarda 2000 falan izleniyorum, 2-3000. O gün sorgulamıştım onu. Ulan ben çocukken bu programı izliyordum. Yayında Beyazıt Öztürk arıyor. Allah Allah, ciddi mi? Tabii ya. Beni aradı. Bir de böyle hani şeyi de yapamadım. Hem paylaşmak istiyorum o durumu izleyiciyle. Oğlum lan Beyazıt Öztürk arıyor lan falan. Ne olacak acaba diye duyurmak istiyorum. Bir yandan da diyorum ki doğru bir şey değil. Adam yayında olduğumu bilmez. Bir şey söyler. Mevzuyu da bilmiyorum. Halbuki mevzu şeydi işte. Karınca çiftliğimle ilgiliydi. O da egzotik hayvanlara meraklıymış. Önceden de anlatmıştım bunu. Böyle evinde bir köşeye karınca çiftliğim yani formikaryum yapmak istiyormuş ya da bir egzotik hayvan yapmak istiyormuş. O yüzden ulaşmışlar. Öyle bir anım var. Değişik hissetmiştim. Çıkar göster abi hangi yayın? Ne bileyim lan işte yaz YouTube'a çıkar. Hayır yani öyle bir krem mesela yani böyle hasta insanlara ilişmek gibi. Ha hastayım. Sen bayağı kremi krem gibi algıladın. Bayağı evet, Meryem. Bayağı yani ona diş macunu şey falan sürüyoruz biz. Yanında sıkıntı yok. Yanıklara diş macunu, kesiklere tütümüzü yani öyle gideriz yani. Sen neyi değiştirmek isterdin? Bir şey var mı da böyle aklında? Hayatımla ilgili hayatımdan her şeyde. Ya bir tane şey vardı hatırlıyor musunuz? Dur bakayım. Beyaz Show. Türk Hava Yolları'nın konukları mıydı? Aa evet ya. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon reklamı, bir çocukların güzelliğine bakın. Havacılık firması diyeyim daha doğrusu, adını söyleyemiyoruz. Oyun geçeceğim. Saat 10 gibi 10 çeyrek gibi playlist'e geçeceğiz. 4 tane ufak arkadaşımız müthiş bir oyunculuk çıkarttılar. Bu reklamı şimdi hatırlıyorum onları, ben. Kerim'i, Oğuzhan'ı, Elvan'ı ve Nihat'ı alkışlarla. Kerim trolldü. Kerim tam bir trolldü. Oğlum ne samimi programlarmış ya. Yani sadece çocuklar var diye şu an Beyaz Öztürk'ten bahsetmiyorum. Yani sohbet varmış baba ya, sohbet sohbet. Şimdi var mı böyle programlar baba? Ben izlemiyorum televizyonu yıllardır. Ne dönüyor şu an televizyonlarda mesela? Abi Zagası vardı ki ben çok izlemezdim. İşte Beyaz Şovu vardı, bilmem nesi vardı. Sohbet ediyordu insanlar ya.
Bir şey furyası başladı bir ara. Bir bütün Türkiye'yi evlendirmek istediler. Gelinim olur musun? Damat bakarsa ne der? Gerilim alttan baktı. Kayınvalidem bilmem nereye sokarsa kafası nasıl atar? İşte yemekteyiz. Altın günündeyiz. Bir bu dönem başladı. Ondan sonra ben o dönemlerin isyanını hatırlıyorum. Bitti. Belki vardır ama emin değilim. 3 yıldır TV izlemiyorum ben abi. Abi bu zamanlar Okan Bölge'nin Beyazı'nı izlediğinde arada kalırdık. O kalitedeydi. Evet yani biri daha toksik programcılıktı. Biri daha aile yuvasıydı. Ben bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ben genelde bu tarafı yani Beyaz Show'u izlerdim. Toparlıyorum. Dukan abi tam bu arada üzerinde aşk anısını anlattığın kombinim var. Öyle mi? Ya ben isim... Bu chatte avukat hanım tipindeki izleyici. Bu kahverengi karınca. Bu meraklı her şeyi atlıyor buna koyayım. Bu eski abone. Bu artık olaylara ciddi bakıyor. Dünyadan haberi yok. O takılıyor yani. Hani ne var? Ne geçeceğin? Oyun var mı? Ama dünya sikinde değil. Dört farklı versiyon. Hey Allah ya. Ayıp abi. Lan oğlum anlayın işte. Şu ayıp abi demeyin kahverengi karıncaları. Küçümsediğim için değil ya. Mimimiz olduğu için söylüyorum. Sinirlendirmeyin benim. Mail atan var bununla ilgili. Ayıp değil mi ben sana abone olmuşum da para harcamışım da kahverengi karıncaları küçümsüyorsun. Lan o değil ya. Geyik yapıyoruz lan burada. Bir de harbiden çoğunluğu saçmaladığı için öyle bir mim çıktı ya. Bunun için mail atma be kardeşim. Benden bu yüzden niye nefret ediyorsun? Manyak mısın ya? Bak anlattığım hiçbir şey dinlemiyor bu. O versiyon izleyici. Ya Kerim niye hiç bana bakmıyorsun? niye hiç bakmıyorsun yani? Oğlum bir konu konuşuyorum burada. Bir şey anlatıyorum ya. Hala oyun geç diyor ya. Çok iyi ya. Dur biz neyi izliyorduk? İlgili hepsiyle memnunum ama... Yani, Allah beni... şükür olsun. Allah şükür hiçbir sıkıntım yok. Yok dünya boş. Biz dünya bunu boş. Seyircimize şöyle söyledik. Yani böyle bir krem olsa... So he wants to be Obama. Obama'yı mı değiştirmek istiyor? Peace, world peace, Obama istiyor. Ne diyor? Dünya barışını sağlamak için Obama mı olmak isterdin? Dur bakayım. Beyaz, zıt, Öztürk, gaflar. Fena abi beni bir şey yapıyordu ya. Ananne ne yapıyor ananne? Anneannem. Bunu da izleyeyim kapatacağım başka videoya gideceğim. Sen ne adın? Anan nasıl? Ananne. Arkadaş 17 senedir program yapıyorum. Gelen konuğa anan nasıl diye bir... Soru soracak güzel değil. Kankim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ya heyecanlandım ben de ya. Vallahi bir hani dünya şampiyonusun ya. Ne acayip bir şey. Vallahi ben çok heyecanlandığımı söyleyemem. Evet. Aşk korkakları sevmez. Tesadüf. Gidelim ya. Aşk tesadüfleri sever. Aşk korkakları sevmez. Onu da hemen ben size söyleyeyim. Abla gördün sohbeti. Abla mı? Tabii ki yarın da Elmander geliyor. Ben de sana gelip bir Fenerbahçe... Ay Elmander diyorum ya. Elmander mi? Neden Vaveyla? Aslında neden Vaveyla diye bir şey yok. Yok. Benim hıyarlığım evet. Sen ne zaman evleniyorsun? Sen ne zaman evleniyorsun kapattık o zaman? Beyaz at kuyruğunda. Beyaz. Lan kadın... Ha ne diyordum ya? Bir şey... Allah size be. Aa bu programı hatırlıyorum ya. Adamı hiç konuşturmamışlardı. Güle güle bir hale sokmuşlardı. Sayın da filmin içinde. Aynı film. Bunu içinde. Söylemeyin diyordun Ece Hanım. Evet. Hemen zaman... sayın yok. Peki ne soracaktım ya? Soracağım şeyi de unuttum. Ne soracaktım ben sana? Ne oyun ne? Benim çok güzel sorum vardı ya. Ya bir şey soracaktım. Dur. Ha pardon özür dilerim ya. Şunu soracağım. Sadece siz burada... Aa nasıl sevindim soruyu bulunca. Kaç yaşında? 21 yaşındaymış ama yaşının konuşulmasını hiç istemiyordu. Şimdi konuştuk. Evet harika oldu. Sen izleyebildin mi bu filmi? İzledim. Bu arada söyleyelim. Emel Sayın da filmin içinde. Hiç, aynı film. Bunu söylemeyin diyordun Necati Bey. Evet. Sürpriz Emel ama... Sayın yok. Mesela ben markayım da diyen var. Ancak tek bir marka olabilirsin. Evlenememiş marka olabilirsin yani. Sen marken olamazlar. Ay Allah'ım. Ne oldu ki? Ne oldu lan? Ha F vallahi ya. Mekan cennet olsun. Sizi işlere biliyorsun değil mi? Hem geziyor, hem yiyor, hem para kazanıyor diye. Niye? Konuşarak para kazanan insanlar da var. Hogan abim mi daha yakışıklı ben mi? Bilmiyorum. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Bana bakınca anlamıyor musun? Daha önce televizyonlarda böyle bir sohbetin imkanın falan filan olmuş muydu? Oldu. Otur. Peki. 17 yıldan beri seyrediyoruz arkadaşlar. Daha duygusal abi. Dile kolay. 17 yıl diye yeniden başla. Dile kolay. 17 koca yıl. Devam et abi.
hepimizin arasını aletti. 20 yaşındasın ha? Yani şöyle düşün, ben 1 yaşındayken senin program başladı. İşte öyle düşündüğüm anda sana kafayı atarım oradan ya. Yani o öyle düşünmeden bu işi yapmak lazım ya. Aga ya, hatırlıyor. Çoğunu hatırlıyorum, çok duygun hocam. Kendisine söyleyin, kimsenin benimle dalga geçmesine izin vermem. Ne dedim bir ara, bir şey dedim de millet böyle bir anda bir gaza geldi. Abi o şarkıyla alakası, hadi herkes oynasın dedim öyle. Sen yüzyıla oynamadın mı sen daha? Ben de düşünüyorum nasıl böyle bir şey bak, olabilir? Bak bunu sorayım, en az 5 kişi çıkar bu odan burada. Yani şey, duygusal bir insanım ama aynı zamanda şey yani... Abi bana yazıyormuş gibi konuşma, normal. 18 yaşına gelene kadar burnunu yaptıramazsın dedikleri için 16 yaşında duvara kafa atıp burnunu kırmış. Böylece burnunu yaptırmak zorunda kalmışlar. O burunla yaşayamazdım yani. Bu şu anda yaptırmış halimle. Evet. Bir aşk için bugüne kadar yaptığınız en büyük fedakarlık, en büyük hareket. Akşam linçlenmişti şu an bunu söylediği için. Günümüzde olsa. Oo, çıkmıştı millet böyle. Gülmeyi unuttuk, gülmeyi. Hareket neydi? Şarkı söylüyorum aşk için. Şarkı söylüyorsun da kardeşim, bedavaya söyle. İrem Derici. Çünkü para geliyor o zaman. Si bemol. Sana ne lazım? Sol. Sol. Ondan sadece ses çıkarabilirim. Si bemol, ben de çalamıyorum. Yani hani takoz hala devam mı? Malumunuz devam. Ne güzel seçmişler sizi ikili böyle. Yani biz oynasak mesela bir şey olmaz, problem yok yani. Tabii. Yanına takos konu denmiyor. Altı takos. Beyazıt seni çizmişler. Aa. Evet. Kızım ben güzel sanatlar bitirdim. Benim hayatım resimle, kara kalemle geçti. Onun için ne kadar zor olduğunu bilirim. Sana söylediğim şey şu, yapma. İnternette ne bir fotoğrafın yok. Net yok. Benim internette bu fotoğrafım varsa ben bugünlere iyi gelmişim. Tabii. Niye öyle dedin abi? Emek vermiş, seni sevdiği için çizmiş. Yaptığı çok ayıp bence. Kınıyorum. Gerçekten iyi gelmiş. Yayında mıyız? Bir daha girelim. Bir daha. 5'ten say. Beyaz Show devam ediyor. Her şey yolunda mı Akıncığım? Erhan. Ragıp'tı değil mi? Furkan abi, Furkan. Furkan. Harun muydu, Haldun muydu? Baha abi, Baha. Kimisi Murat Çiçek, kimisi... Alkışlarla... Kubba! Muhteşem Yüzyıl'da... Kubba! Muhteşem Yüzyıl'da kim oynuyor ya? Yaklaşık 6 aydır Ali Ağaoğlu yerine... O hesaptan Ali abiye... Ali abi yerine... Ama gelecek işte, gelince hepimiz göreceğiz. Aşk korkakları... Kubat diyecekti değil mi orada? Aşk tesadüfleri sever. Aynı şeyler dönüyor bazen ya. Onu da hemen ben size söyleyeyim. Şapşal Nereye adlı çocuk hikaye kitabı çıkartmış. Şatşat Nereye? Ha. Hem remixini yaptı eski parçalarının, hem de yine teşekkür ediyoruz yola. Evet, elimde. Abo! Biz mi gördük yoksa Türkiye gördü mü? Kickboxçısın aynı zamanda, doğru mu? Kickbox, Thai box, biraz powerlifting, crossfit. Instagram kullanıyor musunuz? Evet, evet. Ve ona evet. Instagram diyoruz. Schneider, 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 Schneider diye. Kutsi mi? Ha, olabilir. Sen hiç söyleyemiyorsun. Ne kadar zamanda karar verdiniz evlenmeye? 3 months. 2 ayda. 3 ayda. Ben Brezilya'ya gitmek istemiyorum. Kaç sene oldu sen benim programa çıkmayalı? Hiçbir zaman. Abla gördün sohbeti. Abla mı? Oo. American Search mı lan ya? 1 dakika 12 saniye mi var reklama? Evet. Oğlum ya çok enteresan şimdi. Alakası yok yaptığımız işte ama bazı noktalar çok aynı. Ya mesela 1 dakika mı var diye o 1,5 dakikayı doldurma ihtiyacı var ya. O bizde, bende de oluyor mesela böyle. Abi 10 dakika anlat yani, 8 dakika oldu daha. 2 dakika daha mı var? Aman akım. Nasıl anlatacağız şimdi? 1 dakika 12 saniye mi var reklama? Evet. Peki ne soracaktım ya? Soracağım şeyi de unuttum. Benim çok güzel sorum var. Ben giymem, eşim giyer diyecektim de şey. Hayır, pager değil. Discman. Var Discman, ya, evet. O şey CD. Biliyorum hayatım, biliyorum. Discman. Tamam, Allah Allah. Si bemol. Sana ne lazım? Sol. Sol. Ondan sadece ses çıkarabilir. Lord Akin, hoş geldin. Aynı şeyden döndürmeyin. Şir.
Ama yapacağım, emin olun yani. Sihirli Tepeler diye bir tebeşir. Kitap. Sihirli Tebeşir. Bir ara bir şey dedin de millet böyle bir anda bir... Sergen demedin mi? Sergen mi dedim ben? Evet. Oradan a**ları var. Daha önce dinlediğiniz şarkıların Kibariye yorumu, doğru mu? Aşkın Tuna'nın. Evet. Kal, sevdiğini al. Ne diyor abi? Bugünlerin yarınları var. Var. Gidiyorum ben, sen hoşça kal. Tamam. Kal, sevgilini... Öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok ya? Sevgilinizin eski, yeni sevgilisine... Sizden ayrılan sevgilinizin, eski sevgilinizin... Sonrasında da ben iki let dedim. İki? Let dedim. İki? Let, iki let dedim. Aa, çok güzel bir ses geliyor. Bugün o konuk olduğu için çok mutluyuz ama ondan daha önce başka bir konuğumuz var. Onu da, evet. Unuttum. Toplu konut, ay toplu konutlar ne? Konuklarımıza toplu alkış diyecektim. Ne var oranda ya? Bak, vardı. Yaprak mı çok lan? Güzel olmuş Beyazıt. Ne güzel olmuş. Şarkı diyorum, çok güzel olmuş. Sen niye konudan konuya geçiyorsun? Aynı zamanda da arka sokaklarda da oynamış Ozan. Değil mi? Bakalım ezberle bir... Neyse bu bitmez böyle yani, çok samimi ya, çok güzel. Güzelmiş. Güzel günlermiş baba. Samimiyet var yani. Konuklarda da öyle. Mesela biri chatten şey yazdı. Sertab Erener'in işte o gülme krizine girdiğini aç dedi. Orada dün izledim onu bu arada. Beyazıt Öztürk'ün işte eski videolarına bakıyorum dediğim, onu da izledim. Bunlara denk gelmedim şu ana da. Altında yine deli gibi linç dönmüş. Deli gibi linç dönmüş. Ben o programı hatırlıyorum. Biz evde izliyorduk. Gayet ailecik güldük, eğlendik. Hatırlamıyorum şimdi tam tarihini falan ama. Ya gülüyorduk. O olaya gülme krizi dediğin şey şeydir değil mi? Hani o kriz tuttu mu bir daha toparlayamazsın. Hatırla okulunda, arkadaş ortamında. Kriz bir tuttu mu gitmez o. Ay amına koymuşlar altında. Bu ne terbiyesizlik, bu ne şerefsizlik. Adamın sabrına, eğitimine helal olsun. Diğerlerinin bilmem nesine koyayım. Ulan gülme krizi tutmuş. Gülüyorlar, eğlen ya. Ay böyle içim sıkıldı dedim. Sikeyim dedim, eski günleri hatırlayayım diye açtım. Yine moralim bozuldu, kapattım ya. Alttaki yorumları okumayın yani böyle şey. Anı izle, keyif al, geç. Evet. Çok yakında yine mi gelecekmiş? Ne? Beyaz Show. Harbi mi diyorsun lan? Yoktur lan öyle bir şey. Saat 10 olmuştur. Oyuna geçeceğim. Bekle. Bir de Murat Soner varmış. Bir onu izleyelim, öyle geçelim şeye.